Çok saygıdeğer kardeşlerim, değerli yol arkadaşlarım, dava arkadaşlarım, hepinize hayırlı günler diliyorum. Burada bulunan herkes için fevkalade güzel hatıraları barındıran bu avluda, bu medresenin etrafında, bu yurdun etrafında bizleri birleştiren Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler olsun. Bir araya gelmemize vesile olan Vefa Dere'de çok teşekkür ediyoruz. Onlara da teşekkürler olsun. İçinde bulunduğumuz müessese Türkiye'nin aslında gelişiminin de çok önemli göstergelerinden birisidir. Türkiye'de milletin kendi ayakları üstünde, kendi değerleri üstünde yükselmesinin fevkalade önemli öncülüğünü yapmış olan İlim Yayma Camiası'nın bizim neslimizde, bizim jenerasyonumuzda binlerce insanın yetişmesine vesile olduğu kaynaklardan birisi, merkezlerden birisi burasıdır. Bir kısmını gördüğüm zaman tanıdığım, bir kısmını da yakinen bildiğim bu avludaki arkadaşlarımız buradan aşağı yukarı mezun olan 10 bini aşkın öğrencinin bir özetidir. Allah'a binlerce şükür. Türkiye'nin neresine gidersek gidelim, gittiğimiz yerlerde Vefa mezunu arkadaşlarımızı görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu anlamda fonksiyonunu fazlasıyla yerine getirmiş, üzerine düşen toplumsal sorumluluklarını gerçekleştirmiş olan bir müessesenin çatısı altında konuşuyoruz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Ben de bir çırpıda isimlerini hatırladığım, bir kısmını çok yakın tanımak, çocukluk çağlarından itibaren tanımak imkanından şerefine ulaştığım Celalettin Öktem Hoca gibi, Vehbi Bilimer amca gibi, Yusuf Türel gibi, Nazif Çelebi gibi, İsmail Niyazi Kurtulmuş gibi, Asım Taşer gibi, Muammer Topbaş gibi, Mustafa Doğan Bey gibi nice büyükleri, ahirete göçenleri rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum. Bu medresenin çatısı altında genç arkadaşlarımıza gerçekten fevkalade güzel eğitim ve terbiye veren Mehmet Emin Saraç hocamız, Hüseyin Karakaya hocamız, Osman Öztürk hocamız gibi hemen hemen burada bulunan herkese bir şekilde değmiş olan bütün büyüklerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Değerli kardeşlerim, çok konuşacak değilim. Biliyorum hepiniz birbirini özlediniz, hasret gidereceksiniz. Ancak burada temsil edilen bir nesil, bu nesil aslında Türkiye bakımından başarılı olmuş, önüne 40 sene evvel, 50 sene evvel koyduğu hedeflerin hemen hemen tamamını gerçekleştirmiş olan bir nesildir. Türkiye'de tekraren onların o zorlu mücadelesini saygıyla anıyoruz. Türkiye'nin geçmiş döneminde hem fikri alanda hem siyasi alanda bu mücadeleyi verenler yokluk zamanında, darlık zamanında bu mücadeleyi verdiler. Zorla, zorlanarak, zorlayarak yolu açtılar. Onlar bu anlamda Türkiye'nin bugünkü kazanımlarının birçoğunda imzası olan, manevi olarak katkısı olan önemli insanlardır, önemli nesillerdir. Önümüze konulan hedeflerin hemen hepsinin gerçekleştirildiğini bugün fevkalade güçlü bir şekilde görüyoruz. Az evvel bahsedildi. Buradaki ilk İmam Hatip Ortaokulu'nun merdivenler çıkılırken neredeyse yıkılacakmış hissi veren o köhne binasından bugün Türkiye'nin her yerinde fevkalade güzel binalarda eğitim veren ve sayıları 1 milyonu aşmış olan bir İmam Hatip camiasından bahsediyoruz. Aynı şekilde Anadolu'nun mazlum halklarının hiçbir şekilde evladını okutamadığı o günlerden sadece bu çatının altından geçmiş binlerce insandan, üniversite mezunu kardeşimizden bahsediyoruz. Valilerden, bakanlardan, milletvekillerinden, Türkiye'nin dört bir tarafında vazife gören hakimlerden, savcılardan, öğretim üyelerine kadar her yerde millete iftiharla hizmet eden insanlardan bahsediyoruz. Bu işin başlangıcında var olanların ancak rüyalarında gerçek olacak bir şeydi. Şimdi o rüyaların gerçekleştiğini görüyoruz. Türkiye'nin örneğin 1950'li 60'lı yıllarda sanayileşme hamlelerinden bahsedilirken önümüzde hayal gibi görünen şeylerin tamamının çok fazlasının bugün gerçekleştiğini görüyoruz. Dün bir tane topu tüfeği yapmaktan aciz Türkiye'den,
bir tane devrim arabası yapmaktan aciz Türkiye'de bugün yüksek teknolojilerde, milli savunma sanayinde her alanda dünyayla rekabet edebilen bir Türkiye'ye geldiysek, bunda hiç kuşkusuz bu camianın çok büyük bir kayıp payı, çok büyük bir katkısı vardır. Değerli kardeşlerim, geçmiş dönemlerde hayalini gördüğümüz her şeyin adam yetiştirmek, her yerde milletin değerlerine sahip olan insanların var olmasının bugün A'dan Z'ye gerçekleştirmiş olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin maddi kalkınmasıyla ilgili önemli adımların atıldığını görüyoruz. Türkiye'nin önemli manevi projeleri olarak gördüğümüz, hepimizin hayal dünyasını süsleyen o gelişmelerin bugün gerçek olduğunu görüyoruz. Sadece Ayasofya'nın dahi zincirlerinden kurtulması, bu avlunun etrafında 10 yıllar boyunca hayal kuran gencecik insanların hayallerinin gerçekleşmesinin en önemli, en somut göstergesidir. Taksim'e cami meselesinin Türkiye'de bir rejim meselesiymiş gibi nasıl dile getirildiği, nasıl bunun üzerinden bir korku ikliminin oluşturduğunu dün gibi hatırlıyoruz. Allah'a çok şükür Taksim'e cami de gerçekleşmiş, sessiz sedasız bugün milyonlarca insan, yüz binlerce insan ibadet edip gidip oraya da ziyaret edebiliyor. Dünyanın dört bir tarafından gelenler Ayasofya'yı da Taksim Camii'ni de ziyaret ediyor. Bildiğiniz şeyleri size anlatmayacağım. Bizden evvel, 40 sene evvel, 50 sene evvel hangi rüyalarla, hangi hedeflerle başlamışlarsa bizim büyüklerimizin o rüyalarının gerçekleştiğini, bizim gençlik ve çocukluk yıllarında peşinden koştuğumuz hedeflerin hemen hemen tamamının gerçekleştiğini görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Allah'a binlerce şükür, derecesiz şükür, Allah şükrümüzü en iyi şekilde eda edebilmeyi nasip etsin. Ancak bizim gibi milletler için durmak yakışmaz. İki günümüz eşit olmayacak. Hep önümüze daha güçlü hedefler, hep daha büyük hedefler koyacağız. Bu ülke öyle sıradan bir ülke değildir. Bu millet de sıradan bir millet değildir. Önünde büyük bir mefkure içerisinde çok sağlam ve güçlü hedefler koyarak çok daha ileriye gitmek zorundayız. Bu bize bizden öncekilerin emaneti, bizim de bizden sonrakilere karşı sorumluluğumuzdur. Türkiye'yi daha ileriye götürmek için şu anda dün yokluk zamanıydı. Şu anda her şeyimiz var. Her türlü imkanımız var. İnsan gücümüz var. Milletin yetişmiş evlatları var. Milletin imkanları var. Ve milletin elindeki bu gücünü en güçlü şekilde Allah'ın izniyle kullanarak ileriye doğru gideceğiz. Şimdi önümüzdeki hedef Türkiye yüzyılı diye bir hedef olarak önümüze koyduğumuz gelecek ufkumuzdur. Türkiye yüzyılı sadece bir slogan değildir. Türkiye yüzyılı sadece bir siyasi partinin ya da bir siyasi kadronun siyasi programı da değildir. Türkiye yüzyılı bu aziz milletin Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına ilişkin ortak hedefidir. Her alanda daha güçlü bir Türkiye'yi kuracağız. Ekonomisiyle güçlü, dünyanın her ülkesiyle rekabet edebilen, toplumsal yapısıyla sağlam, ailesiyle güçlü, eğitimiyle her alanda güçlü olan bir sağlam toplumsal yapıya sahip Türkiye. Aynı zamanda dış politikada doğuya batıya yönelen değil, kendi eksenini tahkim eden, Türkiye eksenini tahkim eden bir Türkiye. Dünyanın her alanında elin oğluyla alabildiğinde yarışabilen bir Türkiye. Ufku açık, önü açık, geleceği aydınlık bir Türkiye. Bir cümleyle özetle nedir derseniz, Türkiye yüzyılı, sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılıdır. Ve bu yüzyılı da kurmak hepimizin ödevi, hepimizin milletimize karşı borcumuzdur. Onun için bundan sonraki hedeflerimizi bugün sahip olduklarımızın çok daha ilerisinde hedefler olarak ortaya koyacağız. Bugün hayalimiz gibi görünen, örneğin uzayda, uzay vatan diyoruz, uzayda Türkiye'nin hakkını, hukukunu koruyabilen
bir Türkiye'yi Allah'ın izniyle kuracağız. Türkiye mavi vatan dediğimiz şey Akdeniz'de ve Ege'de Adalar Denizi'nde hakim olan, güçlü olan, sözü geçen bir Türkiye'yi oluşturacağız. Dünyanın her yerinde milletin bu seçim sürecinde ve öncesinde sonrasında da gördük. Herkesin gözünün içine baktığı bir Türkiye ama şimdi herkesin ağzının içine baktığı bir Türkiye'yi hep beraber kuracağız, hep beraber güçlendireceğiz. Allah'ın izniyle. Belki bizden öncekilerin, ben kendi rahmetli babamdan söyleyeyim, her Ayasofya açılsın, zincirler kırılsın dediğinde gözlerinden yaşları akmadan için için ağladığını hatırlıyorum. O Ayasofya'ya açılmasını görmek ona nasip olmadı. Ama şunu çok açık söyleyeyim. Hani şimdi dünya beşten büyüktür diyoruz ya. Yeni ve adil bir dünya kurulması mümkündür diyoruz ya. Biz belki göreceğiz ama görmeyeceğiz. Bizden sonraki nesiller mutlaka görecek. Türkiye'nin öncülüğünde yeni, adil, hakkaniyetli bir küresel sistem kurulacak. Yeni bir Birleşmiş Milletler ve yeni bir dünya sistemi inşa edilecektir Allah'ın izniyle. Vefader bu hedefin öncüsü olan kuruluşlarımızdan birisi. Bundan sonraki bu genç kardeşlerimizle birlikte Allah'ın izniyle çok daha güçlü bir Türkiye'ye yürüyeceğiz. Bu medreseyi değiştirmiyorsunuz. Bu bizim kökü mazide olan ati dediğimiz şey. Burası maziyle ya bizi hatırlatacak yer. Önümüzde inşallah o bina yıkılıp yerine çok güzel bir yurt binası yapılacak. O da önümüzdeki neslin hedeflerini sembolize edecek bir bina olacak Allah'ın izniyle. Yine aldığım bilgiye göre köşedeki o eski orta mektebin olduğu yere de bir ilim yayma müzesini inşa etmek nasip olacaktır diye temenni ediyorum, ümit ediyorum. Bugün Allah'ın izniyle 17.sini ikmal ettiğimiz, 17.sine ulaştığımız Vefader'in pilav gününde bu hedeflerimizi önümüze koyalım. Bunların hepsi çalışılmış hedefler. Daha da güçlü bir şekilde bu önümüze koyacağız. Bilmiyorum 18. yılda yurt olur mu, biter mi bilmiyorum. Ama 19. pilav günü herhalde burada olur. Allah ömür verirse, bizler de vakit olursa katılırız. Ben bu vesileyle Vefader'e, Vefader'in oluşmasında, gelişmesinde emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Vefader'in ilk toplantısını hatırlayan birisi olarak bunu söylüyorum. Şu arkadaki Şehzade Camii'nin avlusundaki medreselerin odalarından birisinde kurulmuştu. İlim Yayma Cemiyeti de, İlim Yayma Vakfı da, Vefader de Allah'ın izniyle kökü ihlasla, samimiyetle, gayretle kurulmuş olan kurumlardır. Öyle olduğu için çok filiz vermiş, çok sürgün vermiş, çok güzel buralardan nimetler devşirilmiştir. Ben emeği geçen bütün geçmişlerimize bir kere daha rahmet ediliyorum. Burada bundan sonra emek verecek olan kardeşlerimize üstün başarılar diliyorum. Allah yardımcımız olsun, geleceğimiz aydınlık olsun, dostlarımız sadık olsun, Allah yardımcımız olsun, yolumuz açık olsun diyor. Hepinize selam ve sevgilerimi sunuyorum.